Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç tane kitap göstereceğim. Kitap incelemesi gibi olacak değil evet. mi? Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Mine Naz'la dışarıya çıktık. Kırtasiye'den ona birkaç kitap aldık. Birkaç değil aslında. 6 tane değil mi? Evet, 6. 6 tane. Mine Naz okuma yazmayı öğrendiği için evde artık kendisi bu etkinlikleri yapacak. Bu videoda da kitapları tanıtalım dedik. Başlayalım mı? Olur. Hasta arkadaşlara göstermek, görmek istiyorsan yine şu hikaye kitabını bir okuyayım. Nasıl okuduğunu mu göstermek Evet. istiyorsun? Şey yapalım, oradan oku. Tamam. Başlıklarını oku. Şöyle zaten var. Bu Ata Yayıncılığı sanırım. Etkinlik çalışma yaprakları diyor. Birinci sınıf matematik kitabı. Arkadaşlar, arkasında da şu şekilde var. Aa, ben daha kitapları incelemedim. Hatta bakayım onlardan. Arkadaşlar, şurada matematik yazıyor komple. Evet, matematik yazıyor. İlk ha, kitabımız bu. Ha, incele. Ha, dur, sayfalarını göstermedik. Sayfaların da mı? Tamam, göster bakalım. Şuradan bir. İlk başta şey olur genelde, uzlamsal ilişkiler. Evet, İlk konumuz. Şuradan bir göstereyim. Yani şöyle. Genelde test İlk şeklinde. İlk sayfası değil de bu yani, başka sayfaya. 16. sayfadasın. Bunda konu anlatımı yok. Arkadaşlar, bu arada ben ne gördüm? Ne gördün? Arkasında benim heceleme kitabım var. Ha, evet, hece kitabını da biz bundan almıştık. Evet. Tamam. İkinci kitabımız. Şöyle. Bunu ben ilk defa görüyorum. İlk defa görüyorum dediğim. Daha önce şöyle bu yayın şöyle. Evinin kitaplarını hiç almamıştım. Ön tarafı bir çevirebilir misin? Dikkat yazıyor şöyle. Okuma, anlama ve dikkat üzerine. Hatta Mine Naz ilk sayfayı, yani ilk sayfayı değil de ilk konuyu bugün yaptı. Hatta biraz da yarım kalmış, onu tamamlarız. Şu şekilde. İlk sayfayı açar mısın bir? İlk sayfa. Bir önceki sayfa. Kısa bir metin vermiş tilki ile keçi. Mine Naz bugün bunu okudu. Daha sonra arkadaki soruları cevaplandırdı. Açabilir misin arkayı bir? Yaptığımız yeri. Hikaye haritası bu yıl görecekleri bir kavram. İlk defa denildi Mine Naz'da. Daha sonra 4 tane soru vardı. Biraz açar mısın? Dört soruyu cevapladım. İlk defa cümle kurarak cevaplıyor. Daha sonra 4 cümle vermiş. Bu 4 cümle parçada geçen cümleler, eksik kelimeleri buluyor. Bir de doğru yanlış kısmı vardı. Daha sonra yine hızlı okuma metinleri vermiş. Ve bir de şiirimiz vardı. Şiiri okudu. Henüz tam yazamadı. Bir sonraki sayfayı çevirir misin? Hangi çalışmama? Öbür taraf. Kitapları daha detaylı incelemedim. İlk önce ben bakıyorum. Sadece siz bakın. Şekilde var arkadaşlar. Dikkat alıştırması var. Yine metinle gitmiş. Sanırım bu şekilde gidecek. Tamam anneciğim. Üçüncü kitabımız şöyle, şu şekilde. Problem yolculuğu. Arkadaşlar, bunun seti de var şöyle arkasında. Tüm dersleri de varmış. İlk sayfayı açar mısın? Adı üstünde problem yolculuğu. Sanırım sadece problemlerin olduğu bir kitap. Galiba bilmiyoruz. Biz daha bunu açmadık. Öbürlerini galiba birazcık inceledik. Şu bir tek buna baktım ben. Okuma ve anlama dikkate baktım. Evet, yine temalarla birlikte.
bugün aldık. Daha sonra geldik. Çok kısa bir süre sonra canlı derse girdik. Arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Defter şeklinde vermiş. Evet. Çünkü daha tam yazıya geçiremedi diyeyim. Çizgisiz bir yere tam düz yazacağını sanmıyorum. Dördüncü kitabımız neyle ilgili? Aslında bu birinci de. Birinci sınıf yazıyor orada. Evet. Okumadın. Okuma anlama çalışmaları. Öğretmen evde. Bu yayın evini çok seviyorum. Kitaplarını da çok beğeniyorum. Açabilir misin? İlk mi yoksa? İlk sayfaya bakalım. Tamam. Bir de alıştırmalarına bakalım. İlk sayfamız şu şekilde. Biraz daha düz tutabilir misin? Hı. Yine metin vermiş. Arkadaşlık üzerine. Görseli çok güzel. Arkasını çevirebilir misin? Şu mu? O sayfanın arkasını. Alıştırma. Alıştırmalara bakmak istiyorum. Ha? Ben de hiç bakmadım arkadaşlar. Hatta hiçbir kitaba bakmadım. Sadece okuma anlamadan bir parça işledik. 5M1K vermiş. Gayet güzel. Yine parçayla gitmiş. Açar mısın? Diğer parçanın alıştırmalarına bakmak istiyorum. İkinci okuma parçasının. Şu mu? Onun arkasına bir bakabilir miyiz? Nasıl gittiğini merak ediyorum. Kitapları ilk defa biz de sizinle birlikte inceliyoruz. Hiçbir şekilde incelemedik. 5M1K'sı var. Daha sonra bulmaca şeklinde. Tamam. Yine görseli çok güzel olan bir kitap. Dedim ya, bu yayın evini çok beğeniyorum. Arkadaşlar önü böyle şekilde, arkası da böyle şekilde. Evet, yine oradan bakacağız. Birinci sınıf için hangi kitapları var. Arkadaşlar çok tatlı. Bize bir şey geliyor. Ata Yayıncılık, kullandığımız bir yayın evi. Yani yayın evi tam doğru olmadı cümle. Bu yayın evinin kitaplarını kullanıyorum. Oku, anla, anlat. Açar mısın? Birinci yer şöyle, harfler çok renkli yani. Evet, heceleri renklerle ayırmış. Onu arkasını çevirir misin bir? Daha rahat okumak kolay için. Okuma için. Ama sen artık heceleri öğrendin. Mesela şuraya okuyayım. Hece bölmeyi de biliyorsun. Oku bakalım. Zeynep ve arkadaşları çok sevinçliydi. Miner Ağzı, neden heceliyorsun? Renkli olduğu için mi? Daha hızlı okumayı dene. Hı. Bitiştirerek oku. Zeynep ve arkadaşları çok sevinçliydi. İşte bu. Artık hecelemene gerek yok. Hecelemene gerek yok. Arkasını çevirebilir misin? Tabii ki de. Bize göster bakalım. Burada neler yapılmış onu göreyim. 3-4. O değil ama. O değil, o değil. Bir önceki sayfaydı. Fazla çevirdim bak. Hı-hı. Tek sayfa üzerinden sorular. Yine 5M1K soruları. Kimler sevinçlidir? Niçin? Nerede? Daha sonra ne yapmış? Oku. Doğru yanlış vermiş. Tamam, çok güzel. Arkadaşlar şöyle başka yerinde göstereyim size. Evet, ortadan bir metin seç. Ama arkadaşlar bir de alıştırma bitmiş, siyahlara başlamışlar böyle. Evet, evet. İlk bak, zor, kolaydan zora doğru gidiyor. Evet. Onun arkasını çevirir misin? Alıştırmasını görelim. Onun, evet. Alıştırması nasılmış? Onun da bir sayfa. Doğru yanlış vermiş. Evet. Hı-hı. Önce tamam. Şekilde gidiyor. Son kitabımıza bakalım. Evet. Son kitabımız da matematikle ilgili. Arkadaşlar şu şekilde, arkası da bu şekilde. Öğretmen Evde Yayınları'nın, daha önce de söylediğim gibi, beğendiğim bir yayın evi.
kitaplarını da kullanıyorum. Atatürk geldim. Evet, Atatürk. Arkadaşlar, bu arada ben bir şiir okuyayım mı sizlere? Oku. Atatürk geldi, düşmanı yendi. Bu güzel yurdu bizlere verdi. Gayet iyi. Hadi kitaba devam edelim. Ortadan bir sayfa açsana. Tamam, ortadan bir sayfa. Yine bunda da konu anlatımı yok. Bol bol alıştırma var. Gayet eğlenceli. Kitaplarımızı böyle tanıttık. Şimdi biz bunları inceleyelim anne kız birlikte. Yine matematik yazıyor. Matematik ama yazıyor. Bol bol. Altında ne yazıyor? Etkinlik. Göster bakalım. Etkinlik. Bol bol etkinlik. Evet, doğru. Ne yapalım şimdi, vedalaşalım mı? Evet, matematik bol bol etkinlik. Evet, gayet iyi. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like tuşuna, zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.